Merhaba arkadaşlar, ben Ercan Koçlar. Bugünkü dersimde sizlere AT24C 512 EEPROM'u anlatacağım. Bu EEPROM temel olarak 64 KB alana sahiptir. Bu pikler için oldukça büyük bir alan. Aynı zamanda bu IKARA-C protokolüyle çalıştığı için oldukça avantajlı bir entegre. Boyutu da küçük. Temel olarak zaten EEPROM'da yazma ve okuma işlemi yapılmaktadır. İlk olarak birer byte'lık okuma ve yazma işlemlerini görelim. İlk olarak tekli veri yazma fonksiyonunu çağırıyorum. EEPROM adresi demektedir. Daha önce de bahsettiğim gibi IKARA-C protokolü olduğu için adres pinleri bulunmaktadır. Bunlar A0 ve A1 adresleridir. Bunları bağladığımız yere göre burada adres belirlenmektedir. Örneğin binary sistemi olarak düşünürsek A0 GND'ye bağladık ve A1'i de artı 5 volt yaptığımızda buna 2 dememiz gerekmektedir. Yani binary olarak düşünmekteyiz. A0 ya da A1'i artı 5 volta bağlarsak 1 oluyor. GND'ye bağlarsak 0 oluyor. Ben 0 1 şeklinde yaptığım için 1 yazıyorum. Parametreleri tekrar görelim. EEPROM adresi 1. Çünkü A1'i 0, A0'ı da 1 yaptım. Dolayısıyla bu da desimal olarak 1'e denk gelmektedir. Veri adresi hangi adrese veri yazdıracağımızı sormaktadır. AT24C 512'de 0'dan 65.535'e kadar adres bulunmaktadır. İstediğimiz adresi yazabiliriz. Ben 0. adresi yazıyorum. Ve yazacağımız veriyi soruyor. Bu EEPROM'un gözleri 1 byte'tır. Yani 8 bitliktir. Bu sebeple yazacağımız veriler 1 byte'lık olmalıdır. Ben 125 verisini yazdım. Şimdi aynı şekilde okuma fonksiyonu çağıracağım. Tekli okuma fonksiyonu. Evet, tekli okuma fonksiyonu. Aynı şekilde EEPROM adresini sordu. Ve okuma yapacağı adresi sordu. Fakat okuma fonksiyonu okuduğu değeri geri döndürdüğü için bunu bir değişkene atamamız gerekiyor. Daha önce veri adında bir değişken oluşturmuştum. Şimdi bunu GraphQL'de görelim. Yazı yazma fonksiyonu çağırdım. Bu benim kendi yazdığım GraphQL fonksiyonudur. İsterseniz bunu sayfamdan indirebilirsiniz. Fakat bu SAP 1024B ve TG6963C gibi ekranları çalıştırmaktadır. KS tipi ekranları çalıştırmaz. Şimdi birinci satır birinci sütunda yazdıralım. Tabii öncelikle bu veriyi string'e çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de MicroC'nin çevrim kütüphanesini kullanabiliriz. Değişkenli text. Evet. Şimdi derleyip sonucu görelim. Gördüğünüz gibi 125 değerini okudu. Bu sadece 1 byte yazmak içindi. Fakat bir anda toplu yazma ve okuma yapmamız gerekirse bu fonksiyonlarla çok vakit kaybederiz. Daha hızlı yapmak için çoklu veri yazma ve okuma fonksiyonlarını kullanmalıyız. Çünkü EEPROM içinde, kendi sistemi içinde sayfa yazma sistemi bulunmaktadır. Bu şekilde çok daha hızlı veri yazabiliriz. Özellikle büyük verileri yazarken onu kullanmalıyız. Şimdi onları görelim. İlk olarak çoklu veri yazmayı çağıralım. Sayfa veri yazma olarak geçmesinin sebebi EEPROM'un içinde bellek sayfalara ayrılmıştır. Yani hepsi bir bütün halinde değil, aslında sayfalar halindedir. 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmektedir. Her sayfanın içinde 128 byte bulunmaktadır. Bu sebeple bu çoklu yazmaya sayfa yazma da denebilir. İlk olarak bize bir pointer istiyor, hata adında. Bu pointer herhangi bir değişkene atanıyor ve değişken denetleniyor. Eğer bu değişken işlem sonunda 1 ise fonksiyon içinde bir hata meydana gelmiş demektir. Bu sebeple işlemi tekrarlamak gerekir. Buna bayrak ya da flag da denmektedir. Çünkü geri döndürme işlemi olmadığı için bu pointer aracılığıyla değişken üzerinden hata olup olmadığını denetleyebiliriz. Ben daha önce hata adında bir değişken oluşturmuştum, oraya atadım. EEPROM adresi 1. Yazılmaya başlanacak adres, 0. adresten başla dedik. Yazılacak veri dizisi, yani
dizinin ismini verilerin yüklü olduğu, yazdırmak istediğimiz verilerin yüklü olduğu dizinin adını burada yazıyoruz. Ben dizi adında 5 elemanlı oluşturmuştum. Onu yazalım. Ve dizi sayısı diyor aynı şekilde 5 eleman. Tabii daha anlamlı veriler görmek için dizilere elemanlarını atayalım. 0. Burada dikkat etmemiz gereken şey 5 elemanlı fakat sıfırdan başladığı için 4'e kadar gitmekte. Ben buna 1, 3, 5, 7, 9 olarak atamalarını yaptım. Bunları yazdırdım ve şimdi aynı şekilde çoklu olarak okumak istiyorum bunları. Yine EEPROM adresi 1, veri adresi 0. adresten başlayarak oku. Bu da aynı şekilde bana okuduğum verileri nereye yazayım diye bir soru sormaktadır. Ben daha garanti olması için okunan dizi adında bir dizi daha oluşturdum. İsterseniz aynı diziye de yazdırabilirsiniz ama daha iyi görmek için okunan dizi olarak ayrı bir dizi oluşturdum. Onu buraya yazıyorum. Yani okuduğu verileri burada okunan dizi adındaki dizinin içine atacak ve dizi sayısı demiş 5. Ekranda hepsini alt alta yazdırmak istediğim için bir for döngüsü kuruyorum. Tabi artık buraya veri değil, okunan diziyi atacağım. Sırayla okuması için içine i'yi atalım ve alt alta yapması için i artı 1 yaptım. Çünkü ekranda sıfırıncı satır yoktur. Birinci satırdan başladığı için i'nin ilk değeri sıfır olduğundan i artı 1 olarak işlem yaptım. Şimdi derleyip sonucu görelim. Gördüğünüz gibi alt alta bütün değerleri yazdı ve okudu. Çoklu veri yazdırma ve okuma da bu şekilde. Büyük boyutlu verileri yazdırıp okurken bu şekilde yazabiliriz. Sayfa veri yazmayla bir seferde 64 KB yazdırabiliriz ve okumayla da bir seferde okuyabiliriz. EEPROM zaten temel olarak bir RAM olduğu için sadece okuma ve yazma işlemleri yapılmaktadır. Bu RAM'leri özellikle mesela dokunmatik panelin kalibrasyon değerlerini tutmak için ya da herhangi bir önemli değerleri tutmak için önceden yükleyebiliriz. Ya da grafik ekranlar için gerekli grafiğin menü resimleri ve kullanacak diğer resimleri PIC'te tutmak yerine EEPROM'u yükleyerek çok rahatlıkla oradan alıp kullanabiliriz. Böylece PIC'in alanını da işgal etmemiş oluruz. AT24C512 RAM bu şekilde. Bunun dışında IKRC protokolü kullanırken mutlaka SDA ve SCL uçlarına seri olarak ferrit filtre bağlamalıyız. Aksi halde kesinlikle sonuçlar yanlış çıkmaktadır. Özellikle EEPROM'da yanlış çıkmaktadır. Doğru çıkması neredeyse mümkün değildir. Bunlara dikkat edelim. Evet, dersimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.